Abdülkadir Selve Anketten ekonomi çıktı. Bu yazıyı yazarken bir gözüm ekranda dövizin yükselişini takip ediyorum, bir gözümse Optimar'ın Kasım ayı Türkiye'nin nabzı araştırmasını inceliyorum. Yazıya başladığımla bitirdiğim anda dolar kurunu kontrol etme gereği duydum. Gün boyu iş dünyasıyla konuştum, elbette ki gündemlerinde dövizdeki olağanüstü yükseliş vardı. Ama en çok belirsizlikten endişe ediyorlardı yönlerini tayin etmekte zorlandıklarını ifade ediyorlardı. AK Parti iktidarında ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu tür dönemlerde ekonomi yönetiminin piyasalara güven vermesi ve yön tayin etmesi gerekiyor. En büyük anketin seçim sandığı en iyi göstergelerinse piyasalar olduğuna inanıyorum ama güvenilir anketleri de kamuoyunun nabzını yansıttığı için düzenli olarak takip etmeye çalışıyorum. Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yapılan ve ilk kez bu köşede yayınlanan araştırma Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyuyor. Dikkate alınması gereken bir başka veri de ekonomi ile ilgili umutsuzluğun artması. Ankete katılanların %47.3'ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha da kötü olacağını işaret derken, daha iyi olacak diyenlerin oranı %20.2'de kalıyor. Ekonomi ve işsizlik. Ankete katılanların %47.3'ü ekonomi derken ikinci sırada %16.5'te işsizlik geliyor. Ekonomi ve işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise bu oran %63.8'e çıkıyor. Onları ise sırasıyla eğitim ve Covid-19 salgını takip ediyor. Hangi parti çözer? Optimar'ın anketine katılanların %27.88'i bu sorunu AK Parti'nin çözeceğini belirtirken, CHP çözer diyenlerin oranı %25.17 oldu. Hiçbiri diyenler %12.21 ile 3. sırada gelirken, onu %9.13'te kararsızım diyenler takip etti. HDP çözer diyenler %8.74 olurken onu %6.78'de İyi Parti diyenler takip etti. MHP çözer diyenlerin oranı ise 5.42 oldu. En beğenilen siyasetçi. Ankete katılanlar en beğendiğiniz siyasetçi kimdir sorusuna %25.7 ile Erdoğan yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı %13.3 ile Mansur Yavaş takip ederken Ekrem İmamoğlu %8.7 ile 3. sırada geldi. İlk 3 sıra değişmezken Serhatin Demirtaş %8'de 4. sırada geldi. Onu %6.4'te Meral Akşener takip ederken Kemal Kılıçdaroğlu %5.3'te 6. sırada kendine yer buldu. Kılıçdaroğlu %5'te Devlet Bahçeli takip etti. Abdullah Gül %1.6 alırken onun üstünde %1.8'de Ali Babacan yer aldı. Partilerin oy oranı Kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti'nin oy oranı %37.5 çıkarken onu %25.3'te CHP takip ediyor. CHP uzun süredir ilk kez %25 oranını aşmayı başardı. İyi Parti ise %10.2 ile 3. sırada geliyor. Optima ranketlerinde İYİ Parti ile ilgili oranları az bulduğumu her zaman belirtirim. İyi Parti %10'un üzerine çıksa da birkaç puan daha ileride olduğunu düşünüyorum. HDP %10.1 ile 4. sırada gelirken MHP %10 seviyesini koruyor. Deva Partisi de uzun süredir ilk kez %1.3 ile 6. sırada çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023'e giderken en çok Cumhurbaşkanlığı seçimini tartışıyoruz. Peki Optimar'ın anketindeki sonuçlar neyi gösteriyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye sorulduğunda ankete katılanların %26'sı Erdoğan derken onu %14.2 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Selahattin Demirtaş %8.7 ile 3. sırada gelirken Ekrem İmamoğlu %8.5 ile 4. sırada yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı hata rağmen 7. sırada geldi. 5. sırada %6.4'te Meral Akşener gelirken kararsızlar %5.5'te Kılıçdaroğlu'nun önünde yer aldı. Kılıçdaroğlu %5 alırken onu 4.3'te Bahçeli takip etti. Erdoğan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde son tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kaldığı takdirde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların %35.4'ü Erdoğan yanıtını verirken Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı %33.9 oldu. Kararsızların oranı ise en yüksek seviyesi olan %30.6'ya ulaştı. Erdoğan'la İmamoğlu sorulduğunda ise ankete katılanların %41.3'ü Erdoğan derken İmamoğlu diyenlerin oranı %34.2 oldu. Kararsızların oranı ise 24.5'e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki en yüksek oranı ise Mansur Yavaş yakaladı. Ankete katılanların %41.3'e Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenler %39.3'e çıktı. Kararsızların oranı ise en düşük seviye olan %19.4'e geriledi. Bu oranlar Kılıçdaroğlu haricindeki adaylar hakkında halkın kafasının net olduğunu ortaya koyuyor. Abdülkadir Selve Mehmet Acet Temel Karamollaoğlu İzleyenler fark etmiş olmalı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile baş başa yaptığı 2 saat 15 dakikalık görüşmenin hemen hemen tamamını gazetecilere anlattı. Eksik kalan ya da sonradan aklına gelen kısmını da Ruhat Mengi'ye aktarmış. O mülakatta da şöyle diyor Karamollaoğlu. Biz beraber olmalıyız dedi kendisi. Erdoğan'ın bunu kendisine söylediğini dile getiriyor. Ben de dedim ki bizim itirazımız sistemin denetlenemez olmasından. Denetlenemeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz. Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin bütün detaylarını satır satır bu şekilde ifşa etmesinin mutlaka bir gerekçesi olmalı. Ha bir gerekçesi olsa bile bu türden ikili görüşmelerin içeriğini muhatabın onayını almadan kamuoyu ile paylaşmak siyaseten ahlaki bir tavır olamaz. Temel Bey ittifak tercihi konusunda içinde AK Parti'nin de olduğu Cumhur İttifakı yerine içinde CHP'nin de yer aldığı karşı cephede yer almasını bir takım ilkesel görünümlü gerekçelerle izah ediyor. Ama bana kalırsa Karamoldoğlu'nun başında olduğu bir Saadet Partisi, Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir AK Parti ile birlikte olmayı kategorik bir şekilde reddediyor. Yani belli şartlar gerçekleşirse değil, hangi şart altında olursa olsun Temel Bey, Tayyip Bey ile aynı ittifak içinde yer almaz diye düşünüyorum. Bu tezimi güçlendirecek 21 sene öncesinden bir anım var. Anlatayım. 2000 yılının sonbaharında başında Recai Kutan'ın bulunduğu Fazilet Partisi adına bir heyet, Brüksel'e bir çıkarma yapmıştı. Heyette Temel Karamoldoğlu da vardı. Galiba o zamanlar partinin dış ilişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ben de televizyon muhabiri olarak bu geziyi izliyordum. Erdoğan Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinden dolayı siyaset yasaklısı durumundaydı. Recai Bey, Allah'tan kendisine sıhhat ve afiyet diliyorum. Avrupalı parlamenterlerle yaptığı görüşmelerden birinden çıkınca uzattığımız mikrofona güler yüzlü bir şekilde şöyle şeyler söyledi. Tayyip Bey'le ilgili 312. maddeyi de gündeme getirdik. Onlar da bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Bu durum da bizi memnun etti. Bu sözleri işitince habercilik refleksiyle Avrupa Parlamentosu'na gidip Recai Bey'in aktardığı görüşleri ilgili parlamenterlerin kendi ağzından alarak haberleştirmeye karar verdim. Brüksel'deki parlamento binasına vardığımda randevu saatini beklerken Temel Karamoldoğlu ile karşılaştık. Kendisinin yanında iki partili daha vardı. Meğer randevuların bazılarının saati çakışınca iki et halinde görüşmelere devam kararı almışlardı. Hikayenin asıl kısmı burada başlıyor. Temel Bey'e Recai Bey'in bize memnuniyet ifade eden sözlerle anlattıklarını Avrupa Parlamentosu'na Erdoğan'ın yargılandığı 312. maddeden rahatsızlık duyan parlamenterlerle mülakat yapmaya geldiğimi söyleyince hiç beklemediğim bir tepki verdi. Yüzünü ekşitti. Ama bu yaptığınız yanlış anlaşılıyor dedi. Şaşırdım haliyle. Fazilet Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Recai Kutan, Erdoğan'ı siyasi yasaklı hale getiren 312. maddenin Avrupa Parlamentosu'nda gündem olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ediyor ama aynı partinin bir başka önemli ismi olan Temel Karamollaoğlu böyle bir konunun orada gündeme gelmesinden rahatsız oluyordu. Mefhumu muhalifinden bakıldığında Temel Bey açısından bu yaklaşım Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasına dönük bir arzuyu yansıtıyordu. Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu ve bu konunun gündeme gelmesinden, kendi genel başkanı tarafından bile gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu yüzünü ekşiterek, "Bu yaptığınız yanlış anlaşılıyor." diyerek açıkça belli ediyordu. "O böyle dedi diye işimden geri durmadım tabii. Gittim o haberle ilgili isimlerle gerekli görüşmeleri yaparak haberimi tamamladım. Asıl mesele benim ne yaptığım meselesi değil tabii. Asıl mesele ta o günlerde Temel Bey'in Tayyip Bey ile ilgili nerede durduğunun spontane şekilde gelişen bir olayla kendini açığa vurması meselesi. Kendi adıma bu hikayeyi Karamoldoğlu'nun Saadet Partisi'nin başına geçtikten sonra durduğu yeri anlamamızı kolaylaştıran bir anı olarak saklıyorum. Ve hep şunu söylüyorum. Temel Bey, Tayyip Bey'in içinde, yanında, köşesinde yer aldığı herhangi bir ittifakın bir parçası olmaz. Şartlara bağlı bir şey değil bu. Kategorik bir karşı çıkış hali. Mehmet Acet